Merhaba arkadaşlar, Nartes TV YouTube kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Ben Zeynep Öğretmen, Nartes Prestij Soru Bankası'nın Eşlik ve Benzerlik Ünitesi'nin 4. testiyle çözümlerimize devam ediyoruz. Birinci soruyla başlayalım. Yukarıda geometri tahtasında verilen ABC noktalarına kırmızı paket lastiği takılarak üçgen oluşturulmuştur. Benzer şekilde mor CDE üçgeni oluşturulacaktır. ABC ve CDE üçgeni benzer olduğuna göre paket lastiği hangi noktaya takılmalıdır diyor. Şimdi biz önce bir benzerlik oranını bulursak. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Doğru mu? Küçük üçgende taban 6. Büyük üçgenin tabanı da CD olacak. Burası da kaç birim yapar? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 6 bölü 12. Yani benzerlik oranı 1 bölü 2 sadeleştirirsek. Yani CDE üçgeninin kenarları ABC üçgeninin kenarlarının 2 katı. Aynı şekilde CDE'nin yüksekliği de ABC'nin yüksekliğinin 2 katı. Şimdi şurası yüksekliği kaç birim? 1, 2, 3. O halde CDE'nin yüksekliği ne olacak? 6 birim olacak yüksekliği. Ve burada tabanı yarı yarıya 2'ye 4 oranında bölmüş. O zaman burada da aynı şekilde bölecek. Yani burası 12 birim olduğu için 4'e 8. 4'e 8'de bölecek. Ya baştan ya sondan. Şuradan bir bakalım. Bizim noktalarımız 1, 2, 3, 4 sağ tarafta olduğu için 1, 2, 3, 4 şurada. Şuradan geçen, şu noktadan geçen ve 6 birim olan yükseklik. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Şurası olur. Dolayısıyla CDE üçgeni şöyle şu olur. Yani paket lastiği iki noktasından ikinci noktaya takılmalı. Cevap B seçeneği. Devam edelim ikinci soruyla. İkinci soruda diyor ki aralarında 50 santim mesafe bulunan iki çiçekten büyük olan ile küçük olanın gölgesi küçük çiçekten 30 santim ileride uç uca bitiyor. Buna göre küçük çiçeğin boy uzunluğu kaç santimdir diyor. E şimdi şurası 30 bölü 80 değil mi? Benzerlik kurarsak eşittir. Şunun boyu x ise x bölü 40. Buradan bunun 40 80'in kaçta kaçı? Yarısı. Bunun da yarısı olacak. X eşittir 30 bölü 2. X eşittir 15 santim. Yani cevap B seçeneği. Devam edelim 3. soruyla. Yukarıdaki şekil kenar uzunlukları 2 santim, 4 santim ve 6 santim olan 6 santim ve 8 santim olan karelerin yan yana konulması ile elde edilmiş. Buna göre boyalı A ve B bölgelerin alanları oranı kaçtır diyor. Şimdi şöyle başlayalım. Diyelim ki şurası x olsun. Burası 2, burası 4 olduğu için 2 bölü 6 olur değil mi? Yani 1 bölü 3 olur benzerlik oranını şu iki üçgen arasında. O halde şunun tabanı x ise bunun tabanı 3x olur. Aynı şekilde bu sefer farklı bir kalemle şurası hatta şu uzunlukları da yazalım 6'ya 8 değil mi? Şimdi bir de şurayı bulalım. Şurayı. Burayı da nasıl buluruz? Şunun tabanı 6 bölü 12 eşittir 3x bölü şu soru işareti olsun. Burası nedir? 1 bölü 2'dir. Değil mi? 1 bölü 2 eşittir 3x bölü soru işareti ise bu 3x, bu da 3x çarpı 2'den 3x 1 çarpı 3x, 3x, 2 çarpı 3x'ten ne olur? 6x olur. Aynı şeyi
En sonuncu üçgene yapalım. Şurayı da bulalım. Şurası bölü tamamı. O halde 12 bölü 20 eşittir 6x bölü. Şurası da soru işareti olsun. Şu tarafı sadeleştirirsek 3 bölü 5 eşittir 6x bölü soru işaretinden 2x katı 2x katı. O halde soru işareti ne olacak? 10x olacak. Burası da 10x. Şimdi alanları hesaplayacak olursak A ne yapar? X artı 3x çarpı yükseklik 4 bölü 2. B ne yapar? Yani buradan A ne olur? 8x olur. B ne olur? 6x artı 10x çarpı 8 bölü 2'den 64x olur. Dolayısıyla A bölü B eşittir 8x bölü 64x'ten 1 bölü 8. Cevap D seçeneği. Şimdi devam edelim dördüncü soruyla. Kerem bir ağacın boyunu hesaplamak için bir yöntem geliştirmiştir. Buna göre ağaç ile birlikte uzunluğu belli bir kişinin resmini çekip aradaki benzerliği kullanmaktadır. Aşağıdaki fotoğrafta boy uzunluğu 180 cm olan Edip ağacın yanında görünmektedir. Fotoğrafta Edip'in boyu 6 cm, ağacın boyu 18 cm olduğuna göre ağacın gerçek boyu kaç cm'dir? O halde oranlayacak olursak 6 bölü 18 eşittir 180 bölü x olur. Şuraya 60 yazdık. 6 bölü 18 nedir? 1 bölü 3'tür. Eşittir 180 bölü x. İçler dışlar yapalım. X eşittir 3 çarpı 180 540 santim. Metreye çevirirsek 100'e böleriz. 5,4 metre. Yani cevap C seçeneği. Ve son soruyla devam edelim. Yukarıda aynı markaya ait benzer televizyon modelleri kullanılmıştır. Y model televizyonun köşegen uzunluğu 100 cm'dir diyor. Şimdi bu eksik yerleri bulacak olursak dikdörtgen şeklinde olduğu için burası hangi üçgeni çağrıştırıyor? 9, 12, 15. Hep 10 katı bakın. 90, 150. O zaman burası 120 cm. Şimdi benzer televizyon modelleri olduğu için buradan benzerlik oranı ne olur? Şu uzun kenarları oranlarsak 120 bölü 80 eşittir 90 bölü A. Buradan şu sıfırlar silindi. Hatta bunu komple şöyle yapalım. 80 çarpı 90 eşittir 120 çarpı A. 80 çarpı 90 ne yapar? 7200 eşittir 120 çarpı A. 7200'ü 120'ye bölersek de ne olur? 60 eşittir A olur. Burası da 60. Bunun köşegen uzunluğu da 6, 8, 10 üçgeni. Bunun 10 katı 60, 80, 100 üçgeni oluyor. Ve yine aynı şekilde burası 90, burası 45 benzerlerse bakın yarı yarıya. O halde 120'nin yarısı burası ne yapar? 60 santim yapar. Şimdi bildiklerimizden bulduklarımıza göre öncüleri okuyalım. Y model televizyonun köşegen uzunluğu 100 santimdir. Doğru. Z model televizyonun uzunluğu B 90 santimdir demiş. Hayır, 60 santim yanlış. Y model televizyonların genişliği A 60 santimdir demiş. Evet, doğru. Cevap 1 ve 3. Yani D seçeneği.